Bu videoda Ronaldo sürekli sakatlıklarla boğuşmasaydı nasıl bir kariyeri olurdu? Bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar. Ha, Ronaldo derken Ronaldo'dan bahsediyorum. Cristiano Ronaldo'dan bahsetmiyorum. Bizim küçüklüğümüzdeki tek Ronaldo'dan, gerçek Ronaldo'dan bahsediyorum arkadaşlar. Birçoğu kişinin gözünde gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu. Hatta sakatlanmasaydı GOAT Ronaldo mu Messi mi sorusu bile sorulmayacaktı diye düşünüyorum. İnanılmaz bir futbolcuydu arkadaşlar. Ben şahsen ortaokul yaşlarımda 2002 Dünya Kupası'nı izlerken Ronaldo'lu Brezilya'nın bizim grubumuzda olması, Türkiye'nin grubunda olması ve bize karşı yarı finalde eşleşmeleri gerçekten üzücü bir durumdu. Çünkü adam korkunç bir şeydi. Ronaldo'm varsa kazanıyordun. Şimdi Ronaldo biliyorsunuz 2000 yılında Inter'de oynarken dizinden çok kötü bir sakatlık geçirdi. Adamın diz kapağı tendonlarından sökülüp bacağına yukarı gitmişti ya. Ama ona rağmen geri döndü. Futbol stilini değiştirdi. Ve her şeye rağmen yine güzel bir kariyer geçirdi. Ama Şampiyonlar Ligi kazanamadı hiç kariyerinde. Bu enteresan bir not. 2 kez Ballon d'Or kazanabildi. Şimdi biz de burada 15 sezonda Ronaldo ile rekor sayıda Ballon d'Or kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Profesyonel futbol kariyerine başladı. Cruzeiro oyunda yok, o yüzden ben de Fluminense'ye yerleştirdim. 77 overall'da. Potansiyel 99 arkadaşlar. 17 yaşında Ronaldo. İlk sezonda Brezilya Ligi'ndeyiz. Ara transfer dönemi oluyor Avrupa'nın. Buranın sezon sonu. Devam edeceğiz başka bir Avrupa takımından. Transfer listesine ekleyeceğim onu. Şimdi daha fazla ilerlemeden like butonuna basarsanız sevinirim. Ronaldo için 19.222 beğeni gelir mi? Abone değilseniz, kanalımı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Ronaldo Nazaryolu Fluminense şampiyon. İlk şampiyonluk, ilk kupa. Bunlar önemli arkadaşlar. Libertadores'te grubu ikinci tamamlamış Fluminense. Son 16'da Palmeiras'a eğlenmiş. Burada şampiyonluk gelmiyor. Racing Club almış. Ronaldo Nazario 82 overall'a yükselmiş. 5 overall artmış. Gol makinesi diye çalıştırdım. Onu göstermeyi unuttum az önce ama az sonra bakarız. Gol kralı Ronaldo ve Padrenda diye bir oyuncu olmuş. 14 gol 24 maçta. Fena değil. Asistlerde Ronaldo var mı? Yok. Toplam Ronaldo 18 gol 4 asist. En verimli oyuncumuz olmuş arkadaşlar. 22 gole katkı 32 maçta. Şimdi arkadaşlar Ronaldo'yu transfer listesine ekleyeceğiz. Avrupa devlerinin ilgisini çekti Ronaldo bu performansıyla. Bu arada yılın futbolcusu da ilk sezon Messi olmuş. Messi. Ronaldo geliyor. Ve Ronaldo'ya ilk teklif Manchester United'dan 108 milyon euro. Kabul edelim bence. Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'yu bir araya getirmek için bu kontrata imzayı atıyoruz. Ve Manchester United'a geldiğimizde takımın hali bu. Şimdi Ronaldo artı Cristiano Ronaldo. Yani harbiden Cristiano Ronaldo piyasaya çıkmasaydı arkadaşlar, Ronaldo'ya R9 denmeyecekti. Fenomeno Ronaldo denmeyecekti. Ronaldo Nazario denmeyecekti. Ben küçükken Ronaldo'nun soy isminin Nazario olduğunu bile bilmiyordum. He, sadece Ronaldo'ydu adam. Şimdi Ronaldo burada Martial ve Cavani'ye karşı kapışacak. Ama çok uzun sürmez onların overall'ını geçmesi. Sal oradan abicim Martial, sal 9 numarayı. Ver adama. Kafa isabeti biraz düşük. Hedef oyuncu olarak çalıştıralım burada. Bitiricilik zaten uçmuş gitmiş. Ayrıca Manchester United şu an şampiyonluk için yarışıyor. Liverpool lider, 2 puan gerisinde United. City ile aynı puanda. Ronaldo'yu transfer ettiler. Hala ilk sezondayız. Sezon sonunda Liverpool şampiyon olmuş. 11 puan farkla. United ikinci bitirmiş. Ronaldo oynatıldı mı acaba? Onu merak ediyorum. FA Kupası Fulham'a gitmiş. Karabağ Kupası Manchester United'ın olmuş Liverpool'a karşı. Şampiyonlar Ligi City'ye gitmiş. Biz UEFA'da mıydık? Aynen öyle arkadaşlar. Grubu lider tamamlamışız. Son 16'da Braga'yı geçmişiz. Çeyrek finalde Wolfsburg'u penaltılarda geçiyoruz. Yarı finalde Porto'yu geçiyoruz. Finalde Lazio'yu da devirip UEFA Kupası kazanıyoruz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak Manchester United. 3 kupa oldu bir sezonda. Ronaldo R9 için. Gol kralı Aubameyang. O zaman benim transferler hiç güncel değil arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 17 gol atmış. Bizim R9 piyasada var mı? Cavani 28 maça çıkmış, 13 gol atmış. Ronaldo 84 overall'a yükselmiş. Martial de 83.
De Gea sakatlanmış. Ama neyse, Henderson duruyor burada. En verimli oyunculara geldiğimizde Ronaldo 20 maça çıkmış burada. 7 gol 3 asist. Avrupa'ya alışıyor adam. Yani ilk sezonda toplam olarak 52 maç 25 gol 9 asistle oynadı. 3 tane de kupa kazandı Ronaldo. İkinci sezonda gelişim planını bozmak yok. Hedef oyuncudan devam. Kafa isabeti yükselmeli. Bu yıl Ballon d'Or'u Sadio Mane kapmış arkadaşlar. Liverpool şampiyon olmuştu. Ve sezon sonunda 3 puanla ikinci bitiriyoruz yine. Şampiyonluk kaçmış. En çok gol atan Liverpool, en az gol yiyen Manchester City ya da Chelsea. FA Kupası Leicester'a gitmiş. Karabağ Kupası'nı finalde bu kez kaybetmişiz. Süper Kupayı sezon başında almışız ama. Şampiyonlar Ligi'nde başarı geldi mi? Grubu namalüp lider tamamlamışız. Son 16'da Borussia Dortmund'a elenmişiz be. Ve Barcelona almış. Ronaldo 90 overall'da. Bizim Cristiano Ronaldo 85 overall'da. Gol kralı olabildi mi Ronaldo? Salah 2 golle almış ama hangisi acaba gerçek Ronaldo? 24-19. Bence Ronaldo Nazario. Evet, evet, daha fazla 24 gol atan Ronaldo'ymuş. 32 gol 10 asistle en verimli oyuncumuz. Şampiyonluk gelseydi Ballon d'Or gelirdi bence ama... Neyse, belki Süper Kupa kazananı da veriyorlardır. 3. sezonda Ronaldo 99 bitiricilikte. Kafa isabeti de 82'ye yükselmiş. Gezen center for mantıklı olur. Dribbling 78, gerçeğe göre biraz düşük kalıyor. Uzaktan şut da gelişsin. Yılın futbolcusu 3. sezonda Mbappe olmuş. Mbappe klasik, 95'e gelmiş. Artık Mbappe ile savaşacak bizim Ronaldo. Ve 3. sezonun sonunda 1 puanla şampiyonluk geliyor. Ronaldo'nun Manchester United'da Premier Lig'deki ilk şampiyonluğu. FA Kupası Southampton'a gitmiş. Karabağ Kupası'nı alabilmişiz tekrar. Güzel. Şampiyonlar Ligi de gelebildi mi? Grubuna mağlup lider tamamlamışız. İlk turda Benfica'yı geçmişiz. Çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e ve Mbappe'ye elenmişiz. Paris Saint-Germain almış kupayı. Tottenham finale gitmiş. Ronaldo bu sezon bu arada 4-2-3-1'e geçtik. Çünkü Cristiano Ronaldo 81'e düştü ama Ronaldo 96 overall'a yükselmiş. Şampiyonluktan dolayı ilk Ballon d'Or gelebilir. Takım gayet sağlam. Gol kralı Ferran Torres olmuş. Bizim Ronaldo nerede abi? 12 gol atmış sadece 37 maçta. Enteresan. Toplam verime geldiğimizde 58 maçta 24 gol 4 asist. Bu sezon iyi değilmiş il fenomeno. Cristiano 4 maça çıkmış 3 gol atmış. Vay be. 4. sezonda özellikler şu şekilde. Şut 93'e yükselmiş. Uzaktan şut 83. Dribbling 90. Bu sezonda biraz serbest vuruş isabeti çalışsın olmadı. Frikikleri de Ronaldo kullansın. Ve yılın futbolcusu Cristiano diyecektim. Ronaldo Nazario 97 overall yükselmiş Aralık ayında. Bu bir. 12 fırsatı daha var yanılmıyorsam, ya da 11 fırsatı. Bakalım kaç tane kazanabilecek. Sezon sonunda üst üste ikinci şampiyonluğumuz da gelmiş. Community Shield'ı da sezon başında kapmışız. FA Kupası'nı alamıyoruz. Karabağ Kupası'nı da alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabildik mi? Grubumuz böyleymiş arkadaşlar. İkinci bitirmişiz. İlk turda Real Madrid'e 5-1 elenmişiz. Atletico'ya gitmiş kupa. Gol kralı Bruno Fernandes. Bizim Ronaldo 18 gol atmış. Çok enteresan ya. Az gol atmaya başladı bizim kral. Sezon sonunda overall 97 hala. En verimli oyuncumuz Bruno Fernandes olmuş. Ronaldo 31 gole katkı. 5. sezon Ronaldo'nun Manchester United'daki son sezonu olacak. Serbest vuruş isabeti hala gelişiyor 97 overall'da. Yalnız bence dengeli çalışmak daha mantıklı. Çünkü çok fazla özellik gelişmiyor şu diğer antrenman programlarında. Dengeli 99'a çıkarır bence Ronaldo'yu. Üst üste 2. Ballon d'Or gelmiş. Çok güzel. Yes. Hala 97'deyiz. Ve sezonun sonunda üst üste 3. şampiyonluk da gelmiş. En çok gol atan, en az gol yiyen takım olarak. Community Shield'ı yine almışız. FA Kupası da geldi mi? Gelmedi. Yarı finalde Liverpool'a yenilmişiz. Ve Karabağ Kupası'nda finalde kaybetmişiz. Şampiyonlar Ligi var mı? Grubu lider tamamlamışız. Atletico Madrid'i geçmişiz. Çeyrek finalde Dortmund'u geçmişiz. Yarı finalde Leipzig'i geçmişiz. Finalde geçen sezon bizi eleyen Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmiş Ronaldo. Eski takımını devirememiş. Sezon son 98 overall'da Ronaldo. Gol krallığı yine gelmiyor. Bu taktikte sanki Ronaldo daha az gol atıyor.
14 gol. Fernandez gol kralı. Cristiano Ronaldo gittiğinden beri pas vermiyorlar adama ya. Fernandez 48 gole katkı. Sancho 45 gole katkı. Ronaldo 29 gole katkı. 63 maçta. 6. sezonda teklife geldi arkadaşlar. Manchester City tam tamına 450 milyon euro teklif etmiş 22 yaşında bir Ronaldo için. Şimdi şöyle bir durum da var. Barcelona'da oynadı Ronaldo. Real Madrid'de de oynadı. Inter'de de oynadı. AC Milan'da da oynadı. Ve herkes tarafından hala seviliyor. Bu paralel evrende de bunun benzeri yaşanıyor şimdi. Kabul ediyoruz. İmzayı atıyoruz. City'ye geçiyoruz. Şimdi City'ye geldiğimizde kadroların neden güncel olmadığını da hatırladım. İkon Squad dosyası bayağı eski. Kadrolar oradan geliyor ve diğer ikonlar da serbest oluyorlar. Mesela burada Zambrotta'yı bulabiliyoruz. O da City'ye gelmiş. Ama bu kadroyla City şampiyon olamıyordu. 3 sezondur United'la şampiyon olduk. City ile bakalım daha fazla kupa kazanabilecek mi Ronaldo? 9 kupa kazandık United'da 5 sezonda. 4,5 sezonda diyebiliriz ama... Sonuçta o ilk sezonda da 2 kupa gelmişti. 2 tane de Ballon d'Or ama Şampiyonlar Ligi hala gelmedi. City ile gelecek mi? Ronaldo'yu dengeli çalıştırmaya devam edelim. City'deki kadro bu. Stoperler berbat. Maguire'ı getirmişler. Harwood Bellis belki gelişir. Itakura ile Ake var. Orta saha iyi ama Tielemans, Tchouameni gayet sağlam. Yılın futbolcusu bu sezon Mbappe olmuş arkadaşlar. Üst üste 3. Ballon d'Or gelmedi. Sezon sonunda Leicester tek mağlubiyetle şampiyon oluyor. Yalnız bir saniye. Manchester United neredeyse küme düşmüş. Ronaldo'suz United batmış lan. Son maçta kurtarmışlar kendilerini. Yalnız FA Kupası gelmiş. Karabağ Kupası gelmemiş. Şampiyonlar Ligi'nde yokmuş City. Napoli almış. City UEFA'daymış. Grubu lider tamamlamış. Son 16'da Young Boys'u geçmiş. Çeyrek finalde Tottenham'ı geçmiş. Yarı finalde Leverkusen'i geçmiş. Ve Ronaldo 2. UEFA finalini de alabilmiş. İki Manchester takımında da ilk sezonunu UEFA alarak bitirdi Ronaldo. Gol kralı Oyarzabal olmuş. Keane muhtemelen Roy Keane arkadaşlar. Ya da pardon Robbie Keane. Ronaldo 22 gol atmış burada, en fazla gol atan oyuncumuz en azından. 99 overall'a ulaşmış. Takımın hali bu. En verimli oyuncumuz da olmuş. 45 gole katkı City'de. 7. sezon Ronaldo kendini gösteriyor, yazdı ve Ballon d'Or'u da kazandı. UEFA kazandık. İkinci olduk ama Ballon d'Or Ronaldo'ya gitti. Leicester City'nin yüksek overall'lı oyuncusu olmayabilir, bilmiyorum. Ya da Napoli'nin. Napoli de Şampiyonlar Ligi almıştı. Ve 7. sezonun sonunda sadece 6. bitiriyoruz. Liverpool şampiyon. Manchester United küme düşüyor bu kez. Sanırım ben orada kontrat belki yenilememiştim. Community Shield sezon başında gelmiş. FA Kupası'nı finalde kaybetmişiz. Karabağ Kupası'nı da alamamışız. Süper Kupa'yı almışız. Bu geçen sezon Süper Kupası. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık bakalım? Lider çıkmışız gruptan. İlk turda Sporting'e elenmek nedir abi ya? Real Madrid almış. Abi bizim takımımız niye bu kadar kötü oynadı? Stoperlerden dolayı mı acaba? Gol kralı De Ketelare. Ronaldo 18 gol. Hala gol kralı olamadı kral. Asistlerde ikinci. 31 gol 17 asist. Ronaldo daha ne yapsın abi? 48 gole katkıda bulunmuş. En verimli sezonu. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 gol atmış. 7.5 ortalamayla oynuyor. Oho. 8. sezon Ballon d'Or Alessandro Del Piero'ya gitmiş. Enteresan. Real Madrid'in santrforu. Ve bu sezonun sonunda City şampiyon olmuş. İkinci olmamışız. En çok gol atan, en az gol yiyen takım. Manchester United piyasada yok. FA Kupası'nı almışız. Karabağ'ı alamamışız. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'e gitmiş. Orada yoktuk. UEFA'da da yoktuk. O da Nice'e gitmiş Paris Saint Germain'e karşı. Biz Konferans Ligi'ndeydik be. Grubu namalup lider tamamlamışız. Son 16'da ilk rakibimizi geçmişiz. Ardından ikinci rakibimizi de zar zor geçmişiz. Yarı finalde Villarreal'i geçiyoruz ve Bologna'ya finalde bu kupayı kaybediyoruz. Gol kralı Ronaldo olmuş sonunda. Marco Van Basten. O da Tottenham'da. Arkadaşlar Van Basten'in Ronaldo'nun idolü olduğunu biliyor muydunuz küçükken? Onun oyun tarzını çok seviyormuş Ronaldo, öyle demişti. Atmıyorum yani. Bu sezon 4-2-4'e geçtik ve takıma bir tane stoper aldım. Hatta iki tane aldım. Ravil Tagir'le Upamecano'yu getirdim. Tchouameni'yi kaybettik orta sahada. O yüzden bu taktiğe geçtim. Harwood Bellis de Itakura'nın yerine oynamış. Ronaldo bu sezon 42 gol 8 asistle en verimli sezonunu yaşamış. 50 gole katkı, 60 maçta. Sakatlanmıyor kral. Güzel gidiyor, devam ediyor. Bence Ballon d'Or da geliyor. 9. sezon yılın
futbolcusu yine Ronaldo oluyor. Yes. 125 milyon değeri var Ronaldo'nun. 26 yaşında 2002 Dünya Kupası'nı kazanmıştı Ronaldo arkadaşlar. Ve 9. sezonun sonunda ikinci bitirmişiz. Şampiyonluğu Tottenham'a kaptırmışız arkadaşlar. Çok beraberlik var. En çok gol atan takımız ama çok beraberlik. Community Shield'ı sezon başında almışız. FA Kupası'nı da alamamışız. Karabağ Kupası'nı da alamamışız. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Lider bitirmişiz grubumuzu. İlk turda Napoli'yi elenmişiz. Of, Chelsea almış. Gol kralı Van Basten. Ronaldo 17 golle 5. 99 overall'da hala. Gravenberch'i getirmiştik bu sezon orta sahaya. Ederson'un overall'ı düşmüş ama onun yerine Bailo var. Bu sezon en verimli oyuncumuz Foden olmuş. Ronaldo 20 gol 7 asist. Acaba sorunu neydi? Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 0 gol 0 asist. Çok kötü. City'de bir sezon daha kalacağız. 5 sezon yapacağız. Manchester United'dan daha fazla kupa gelecek mi? Şu ana kadar 7 geldi. En az 3 kupa alması lazım önümüzdeki sezon için. 10. sezonda yılın futbolcusu Phil Foden'a gitmiş. Lan sen ne yaptın? En çok verim sağladın, doğru gerçi. Vay. Ve sezon sonunda Tottenham yine şampiyon olmuş. Van Basten'li Tottenham. Bu arada arkadaşlar, Manchester United'ı merak ediyorsanız, geçen sezon yükselmişlerdi, göstermeyi unuttum. Yine küme düşmüşler. Yoklar yani. FA Kupası'nı Newcastle almış. Karabağ Kupası Chelsea'ye gitmiş. Şampiyonlar Ligi'ni en azından alabildik mi? Gruptan zar zor çıkmışız. Son 16'da penaltılarda Bayern Münih'e elenmişiz ve Tottenham Şampiyonlar Ligi kazanmış. Ronaldo hala kazanamadı. Ne gerçekte kazandı ne de paralel evrende 10. sezonunda kazanabiliyor. Gol kralı Ramos olmuş. Gonzalo Ramos. Vlahovic 16 gol. Ronaldo piyasada yok. Ronaldo küsmüş. Asist kralı olmuş Ronaldo. Bu takımdan ayrılmak istiyorum artık demiş Ronaldo. 26 gol 15 asistle en verimli oyuncumuz. 41 gole katkısı var. Ama Foden'a Ballon d'Or gitti. Küstü Ronaldo. Ayrıca bu sezon 0 kupa kazanıyor. Yani Manchester United daki sayısını geçemiyor. Burada 7 kupa kazandı. Manchester United'da 9 kupası vardı. Ama her iki takımda da 2'şer Ballon d'Or kazanabildi. Şu ana kadar 4 Ballon d'Or'u var. Kaldı 5 sezon. Ronaldo'yu serbest bırakacağız arkadaşlar. Çünkü 99 overall'lık oyuncuya teklif gelmiyor. 11. sezonda da transfer döneminin sonuna kadar ilerleyeceğim. Bakalım bir takım almış olacak mı Ronaldo'yu. 11. sezonda Ronaldo hala serbest. Ronaldo'nun menajeri olarak ona bir iş buldum arkadaşlar. Atletico Madrid. Madrid'e gidecek Ronaldo. Atletico Madrid'in cidden yeni bir santrfora ihtiyacı varmış. Simeone oğlunu getirmiş galiba santrfora. Jan Oblak kalesinde erimiş 83'e. 39 yaşında Doğan Alemdar burada. Elif Elmas burada. Barella burada. Ikone sağ orta sahada. Ikone'ye pek ihtiyacımız yok. Jeremy Pino var. Şöyle oynamak daha mantıklı olacaktır. Çift forvet Moise Kean, Ronaldo. 11. sezonun Ballon d'Or'u Mbappe'ye gitmiş. Ve Atletico Madrid'le yeni takımıyla Ronaldo sezon sonunda şampiyon olabilmiş. Copa de España'yı da alabilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlamış. Son 16'da Manchester City eski takımına elenmiş ve şampiyon Real Madrid olmuş. İyi ki City alamamış. Beceriksizliğini gösterdi Ronaldo'nun. Neyse arkadaşlar, ben bu takıma bir eklentide bulundum. Kaleye Manuel Neuer Rijen getirdim. Çünkü hani bu takımın kalecisi her zaman iyi oluyor. Bunun haricinde çoğu oyuncumuzun da zaten overall'ı düşmüş. Herkesin overall'ı düşmüş. Şu Gnin harici. Bu da Koulibaly Rijen yanılmıyorsam. Gol kralı Ronaldo olmuş ama. Yes, İspanya'yı seviyor Ronaldo. Ballon d'Or gelir mi acaba? 32 gol 7 asist toplam verim. 12. sezon yılın futbolcusu yeniden Ronaldo oluyor. Yes. Atletico Madrid'le de bir Ballon d'Or alıyor Ronaldo. 12. sezonun sonunda da şampiyonluk gelmiş 3 puan farkla. Süper Kupa gelmemiş. Copa del Rey gelmiş. Güzel. İlk Şampiyonlar Ligi'ni sonunda alabildi mi Ronaldo? Oo, alamıyor. Inter'e elenmiş. Ve Real Madrid yine Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Gol kralı da Del Piero Real Madrid'den. Ronaldo bu sezon ikinci. Ronaldo yoksa paralel evrende de mi kazanamayacak o Şampiyonlar Ligi'ni? 27 gol 11 asist en verimli oyuncumuz bu sezon. 13. sezon yılın futbolcusu Ronaldo yine oluyor. Şampiyonluk sağ olsun. Üst üste ikinci kez. Manchester United'dan beri ilk defa. Bu 6. Ballon d'Or oldu. Sezon sonunda şampiyon Real Madrid olmuş yalnız arkadaşlar. Süper Kupa bize gelmiş. Copa del Rey de bize gelmiş. En azından 2 kupa var burada. Şampiyonlar Ligi bize geldi mi? Grubumuzu lider tamamlayıp Roma'ya eleniyoruz abi. Çıldıracağım ya. Real Madrid yine şampiyon. Ronaldo gol kralı. 34 gol atmış adam. 50 gol bu sezon.
6 asist, 53 maçta 56 gole katkı. Daha ne yapsın? 7.9 ortalama puan, çok yüksek bir puan. Bükemediğin bileği öpeceksin diyor Ronaldo ve Real Madrid takımına geçişini yapıyor. Lev Yashin kalelerindeymiş. Ya Yashin sen mi vardın? Puskas varmış 94'lük. Abi bu ne? Puyol, Zanetti, Clarence Seedorf. İkonlar burada buluşmuş. Okey, her şeyi düzenledim. Şu yedeklere bakın be kardeşim ya. Stoper hafiften zayıf. Hani Sven Botman. Sağ orta sahada Zanetti oynar. Ronaldo Del Piero Puskas'ın önünde oynayacak. Los Galacticos gerçekten olmuş burası yani. Ballon d'Or'un sahibi Del Piero olmuş arkadaşlar. Ve sezon sonunda Los Galacticos'la şampiyonluk gelmiş rahat. Süper Kupa da gelmiş. Copa del Rey gelmemiş ama Şampiyonlar Ligi sonunda gelebildi mi? Süper Kupa da vardı bu arada, onu da almış Real Madrid. Grubunu namağlup lider tamamlamış. Son 16'da Empoli'yi geçmiş. Çeyrek finalde Aston Villa'yı geçiyor. Yarı finalde Bayern Münih'i geçmiş. Atletico'ya karşı neredeyse finalde ama Wolfsburg finalde geldi. Ve Il Fenomeno sonunda bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşıyor. Belki de en büyük başarılar elde ettiği Real Madrid takımında paralel evrende de en büyük başarısını elde ediyor. Gol kralı Puskas olmuş. Ronaldo 23 gol atmış. Asist krallığında Ronaldo 8 asistli 4. gördüm. Overall'lar sezon sonu bu halde. Botman bayağı düşmüş. Bastoni düşmüş. İkonlar düşmüyorlar çünkü 19 yaşında başlıyorlar. Puskas 34 yaşında mesela, Ronaldo'dan daha verimli. Ama bu ikisi takımı taşımışlar. Ballon d'Or kime gider? Aa, video buraya kadar. Arkadaşlar, Brezilya Ligi'nde başladığımız için bir sezonumuz yendi galiba. Avrupa'daki ilk sezonumuz ikinci sezonmuş gibi sayıldı yanılmıyorsam. Ben bir Ballon d'Or daha bekliyordum ama burada sonlandırıyoruz Ronaldo'nun kariyerini. En azından bir Şampiyonlar Ligi kazanabildik. Il Fenomeno 6 Ballon d'Or kazanabildi. Messi'nin rekorunu geçemedi. 775 maçta 419 gol, 123 asist. Toplamda da 27 kupa kazandı Ronaldo Nazario. Arkadaşlar çok sağ olun izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. 6 Ballon d'Or için beğeniler gelsin. Ekranda 2 video çıkıyor. Bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.